Merhaba değerli takipçilerim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler Allah'a çok şükür iyiyiz canlarım. Girip çıkıyor. İşi yok. Çoluk çocuklar da iyi. Ramazan'da çarşıya gitti daha yine arkadaşlar. Bende çay vardı. Onu içeceğim. Bir yandan da el işi yapacağım. Yemek de akşama yediler. Daha az önce yediler diyelim. Bir saat oluyor arkadaşlar. Yemek pastamız yok bugün. Akşam da iyice acıkırlarsa tost yaparlar. Çayla, şunla, şunla içerler. Ben de sıkıldım. Bir işi yok. Dün yengem bile gittim. Bugün de evdeyim arkadaşlar. Bir Duran'la alışveriş yapmaya gittik. Duran'ın sırtında gazağı yoğdu. Tişörtü yoğdu. Ondan sonra bir kolsuz şey aldım. Dediler adını da getiremiyor. Montun kolsuzunu aldım arkadaşlar. Geçen Şahin aldı da bayağı gönüllendi kendi kendine. Benim bana niye bakmıyorsunuz, bana niye almıyorsunuz diye. Onu da bugün beraber gittik arkadaşlar. Bir Duran'ı aldım. Yani bugün Duran'ın üstünü gördüm. Pantolonu elime aradı, ayakkabısını elime daha aceledi. Üstünü gördüm, üst tarafını. Bir tişörtüne inanın kışı çıkardı çocuk. Kazak giymeyi sevmiyor. Bir montuna, bir tişörtüne kışı çıkardı. Onda gel gidelim dedim. Bugün senin üstüne iyi bir dedim kazağına tişört alalım dedim. Bir de mont alalım dedim. Montu, kışlık montu vardı da yazlığı yoktu arkadaşlar. Bir de yazlık aldım. Daha az önce giyindi gitti. Bir de yakışıklı oldu. Bir de yakışıklı oldu. Rabbim çoluğumuzu çocuğumuzu esirgesin inşallah. Kendi, teni de beyaz ya. Siyah rengini açıveriyor. Bir tane de tişört aldım arkadaşlar. Bir de sivit aldım. Bir de şey aldım şöyle kolu kısa gibi bir şey. Şuna bak. Şu inanın 150 milyon lira. 3 parça malzemeye 750 TL'ye verdim. Geçen 3 parça Ramazan'ın çayına 950 milyon lira verdik. Her şey ateş pahası. Çay doldurayım geliyorum canlar. Ramazan atı suladı. Yoncayla yoncasını da verdi. Çarşıya gitti. Ben de sobanın kovalarını doldurayım arkadaşlar. Akşama da hazır olsun. Önce şöyle el işi yapayım da daha saat erken. Zobalarda hayırlısıyla bir kahaydı. Valla iyice bunalttı insanı. Herhalde yine dolmuş, ağır bir şekilde yanıyor. Ne bileyim. Kış gerçekten çok pislik geçiyor. Zobalı evlerde arkadaşlar. Yani zobasını çıkarırken, kovasını çıkarırken illaki bir dokuluyor, bir saçılıyor. Ne kadar da dikkat edersen it. Evlerde açık renk olunca halısı olsun, parkesi olsun, fayansı olsun illaki batıyor. Bugün de şöyle sizlere çay eşliğinde el işi yaparken bir video çekeyim arkadaşlar. Yemek yaparken video çekmeme bazen şey diyorlar. Zaten biz yemek programlarına bakıyor. Sen de sürekli yemek yapıyorsun, video çekiyorsun diyorlar. Bugün de bir el işi yaparken bir video çekeyim. Hem de sohbet edelim sizinle. Annem de 2 gündür Aksaray'da. Annesizlikte gerçekten çok zor arkadaşlar. Rabbim anası vefat edenlere sabır versin. Babasızlık da zor, anasızlık da zor. Rabbim acılarını göstermesin inşallah. Kavadağı atayım diye cuma günü gitti. Herhalde bugün son arabayla gelir. Çünkü yarın okul var arkadaşlar Yusuf'un. Videomda yorumlarda yazanlar var arkadaşlar. Bacım bekar mı, dul mu diye. Benim bacım eşinden ayrılalı 15 sene oldu. Oğlu 1 yaşındaydı ayrıldığında. Annemin yanında şu an oğlu da. Bacım da Aksaray'da lokantada çalışıyor.
Orada kendine ait kirada evi var. Hani gelip gitmek sorun oluyordu, sıkıntı oluyordu. Bir sürü yol parası gidiyordu. Oradan kira tuttu. Orada kalıyor. Haftada bir gün izni var. Ya salı ya perşembe nasıl denk gelirse öyle denk geliyor. Bir de genellikle sürekli meseleyi Afra'ya soruyorlar arkadaşlar. Afra Aksaray'a taşındı. Aksaray'da işe girmiş kulede. O Aksaray'da. Hani biz birbirimize sürekli koyda olduğunda geliyorduk, gidiyorduk. Sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. Aksaray'a taşındıktan sonra da arkadaşlar koy gibi olmuyor. Mesela haftada gelirler, ayda gelirler, 2 ayda bir gelirler. Bazen olur, işleri olur, gelemez. Yani videomda genellikle çıkıp da birden de duranlara kus musunuz diye çıkmıyor diye sıkıntı oluyor. Biz kus değiliz. Aramızda sıkıntı yok. Yani Aksaray'da olduğu için kardeşim ev tuttu oradan kapıcılık yapıyor. Meryem kreşe gidiyor. Yunus çalışıyor. Afra çalışıyor. İnanın yani insan Aksaray'da iş bulmakla tereddüt edemez. Her yerde iş dolu Aksaray'da. Çalışmak isteyene düzgün canes. Ben de Aksaray'da olsam ben de çalışırım. Hani evimize 3 tane aylık girmiş olur. Birimizinki araya gider. İkimizinki birikim olur. Çalışmak iyi. Ben işe gireceğim mesela. Nereydi? Bir yeriydi. Nevşehir, ha Nevşehir'e gideceğim. Onda eşim biraz araştırma yaptı arkadaşlar. Oraya da kendi arkadaşı da gidiyordu. Hani sıkıntılı deyince eşim beni salmadı. Eleş ailende hiç koyun olmadı. Onların da koyun olmayınca zorundan da hani gidip de insan işe giremez, işte çalışamaz. Aile düzeni bozulur, huzurum bozulur. O yüzden ben de gitmedim canlar. Beni de soranlar var. İşe başlayacaktım ne oldu diye. Hani ben işe başlayacaktım. Sigorta girişim her şeyim yapıldı. Sonra Ramazan izin vermedi şahinine. Onlar da izin vermeyince ben de girmedim arkadaşlar. Biz de işe gidiyor dedi. Ondan sonra akşam sen gir geleceğim, biz erken geleceğiz. Her yönden sıkıntı olacak dedi. Bir de o zaman davalarımız da vardı. Hani davalarda benim elim ayağımı iyice bağlı orada arkadaşlar. Ramazan işe gittiğimi sürekli ben ilgileniyordum. Öğlenleyin, sabahleyin, akşamleyin. Onlar günde 3 öğün, 4 öğün yem yiyorlardı. Ama şu an davarımız yok. Belki yazın işleyen dek geldiğinde o önünü edebilirsem Ramazan'ın gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sürekli ben evde oturamam, ben sıkılırım. Bir şeylerle ilgilenemezsem. Da salmıyor arkadaşlar. Gerçekten hani kendi salmıyor. Biz diyor çalışıyor diyor. Senin çalışmana gerek yok diyor Şahin. Duran zaten tintin. Gidemezsin diyorlar. Onlar gidemezsin deyince ben de alıyorum. Mesela yine bir iş denk geldi arkadaşlar. Bunu 700 TL'ye arkadaşım çağırdıydı. Çalışalım gel dedi. Konuştum, oturdum, konuştum. Gitmeyeceğim diyorlar. Onlar gitmeyeceğim deyince de tabii ki sen gidebilir mi? Hani o zaman evde oluyor bu tatsızlık, duzsuzluk. Ben o gün aldığım 700 milyonla eve gelince evin tadını, tuzunu bulamam. Ben bekarken çok giderdim bak mesela Nazlı halamına. Ben Nazlı halamgilde yatardım. Oradan kalkardık sabahına işe giderdim. Bazen gitmezdik evimize giderdim. Bizim ev uzak olduğundan beni almaya gelmelerine sıkıntı oluyordu. Ben de anneme derdim, babama derdim. Babamın annemin koyunuyla babamın bacısının evinde kalırdım. Oradan da zabana kalkardık, binerdik, giderdik. Ama nasıl tatlı oluyordu gerçekten. Hani tek 2 liraya bak, tek 2 milyona çalıştığım gün oldu. Ondan sonra öyle 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 yükseldiydi. O günün tadı bir ayrı oluyordu. Şimdi günlükler 700 milyon lira olmuş. 450, 500, 600. Yemesi sana ait tabii ki. Şimdi de gitmiyorum salmıyorlar. Evin işiyle, bulaşığıyla, yemeğiyle
Ondan sonra sobasıyla akşamın nasıl olduğunu bilmiyorum inanın ki. O yüzden yani kırılmaya da hiç de gerek yok. Sizler olsun eşiniz izin vermediği sürece siz bir yere gidebilir misiniz arkadaşlar? Çalışabilir misiniz? Kendinizi mesela hiçe sayar mısınız eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu saymazsınız. Sayılmaz da gerçi. Niye sayacaksın? İlin işi biter. Senin ömrün biter. Evdekilerinin huzurun kaçar. Hani konu olmuş olsa sıkıntı değil. Ben her şeyi yaparım. Ben temizliğe de giderim, bulaşığa da giderim, yemeğe de giderim. Ben her şeye uyarım. Ben tarlalarda da çalışırım. Evlendim. Ne zaman evlendim arkadaşlar? Benim tarla işim bitti. Yani başkasının işini görme. İşim orada bitti. Eşim salmadı. Ben de o yüzden üstelemek istemiyorum. Üsteledim mi uğraşı yok. Hani gerek de yok gerçekten. İlin işi için evimdeki çoluğumla, çocuğumla, eşimle huzurumu bozmaya. Demle diyor çayı. Pişir diyor kahveyi. Otur iç diyor. Sana diyor çalış diyen var mı diyor Ramazan. Ondan sonra çayla konuşuyorum. Çayın da aynısını diyor. Sen diyor kendine diyor niye ya iş edeceğim diyor, ezeceğim diyor. O yüzden arkadaşlar hani benim iş fastı orada bitti. İyi kötü çok şükür buradan da biraz elimize gelirimiz oluyordu. Şu anlık gelirimiz iptal oldu 3 aylık bir süreliğine. Bu da hayırlısıyla her şey yoluna girer. Vallahi bugün de bayağı yordum arkadaşlar. Parmaklarımla bileklerim ağrıyor. El işi bayağı yoruyor insanı. Gözlerinin kokunu ağrı diyor ta. Bir de bayağı ara verdim ya ben 2 senedir örmem hiç. Yani boş durulmuyor. İyice de evde otur, 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 otur. Zaman da geçmiyor. Yat, yatıyorsun yoruluyorsun. Otur, oturu yoruluyorsun. Zaten oruca da kalmadı arkadaşlar. Çok az gün kaldı. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah. Oruçta da hiçbir şey yapılmaz. Gezginliği, yorgunluğu, yemeğiydi, evi dirkene o da öyle geçer. Ramazan gibi işe başlarsa o da daha bir zor olur. Şu an uğraşıyorlar bir iş var ellerinde. Yemeğe de anlaşamadılar herhalde. Bir yaptılar. Onun da daha parasını alamadılar. Beklemede. Hevesi diyorlar bakalım nasip olursa araba almaya çalışacaklar. İş karşılığında. Eşi nasip, kısmet. Rabbim olduysa olur, olmadıysa olmaz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela ben her videomda söylediydim. Yorumların karşılığında yazdıydım. Duranın kafasına ne olmuş diye ısrarla tekrar tekrar yazanlar var. Allah razı olsun merak edip de soranlar var. Ondan sonra arkadaşıyla oyun oynarken arkadaşlar birbirlerine girerler. Yani uğraşırlar. Uğraşınca da oğlan kaldırır bunun kafasına astar mı diyorlar. Vallahi mastar mı diyorlar. Adını ben de bilmiyorum tam olarak da. Kafasına vurmuş. 2 tane dikiş attılardı. Onu da çok şükür dün mü? Cuma günü. Cuma günü aldırdık arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Allah çok şükür. Dikişleri de alındı. Dün yer duşunu da aldı. Bayağı çocuk rahatsız olduydu. 10 gündür dikişliydi havası. Sanki diyor kafamdan diyor büyük bir yük kalktı anne diyor. O dikişlerini aldırdık. Birini de alırken de bilememiş. İkincisini de ağrıdı diyor. O diyor çok ağrıdı diyor. Şimdiki dikişleri de zımba ya arkadaşlar. Zımba olduğundan
Demir oluyor. Ay vay. Beni öyle şey yapmasını severim arkadaşlar da. İşte ben gözlerimden küçükken çok rahatsızdım. Yani fazla gözlerimi dikemiyorum. Aralıklı aralıklı canım sıkıldıkça örüyorum. Aslında ben yani 2 günde 3 günde bir yelek bitiren birisiyim. Yani erkekler evde olunca örülmüyor. Onlar çay istiyor, kahve istiyor, yemek istiyor. Her şeyi istiyor. Bugün buraya da sabaha kadar yağmur yağdı arkadaşlar. Saat 12'de mi 1'de mi tuttu. Sabaha kadar 6.30-7'ye kadar yağdı. Sabah ezeli nadir yağdı. Keşke bir de kar yağsa da topraklar suyunu alsa. Vallahi yazılarda hiçbir şey yok. Takır takır kuru. Barajlar çekildi. Kanallarda sular kesildi. Ot yok, çöp yok. Ekinler kendine gelemez. Yağış olmayınca, suyunu almayınca. Yine her şeyi çıkar 2-3 misli katına. Yani yine yağmur yağış oldu mu Rabbim bereketini veriyor. Aksaray'da ekmek 10 TL, burada 7 TL. Burada da 10 lira olmasına kalmadı. Bir de yeni yeni katılan izleyicilerim var. Takipçilerim var. Onlardan da Allah razı olsun. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Beni çok mutlu ettiler. Gerçekten arkadaşlar benim 10 bin olmama daha 400 abone 350 abonem var. Bayağıdır bir 10 bin olamadık. Vallahi gerçekten bunların hepsi nasip. Olursa birden oluyor, olmazsa birden düşüyor. altı yüz elli üç abonem var arkadaşlar. Yani daha 10.000'e de var. Artık bir 10.000 pastası yaparız. Bir de abone olmadan izleyicilerim var canlar. Onlar da neyi bekliyor bilmiyorum. Güvenemiyorlar mı abone olmaya? Abone olursak bize bir şey olurlar diye mi düşünüyorlar? Kesinlikle sizlere hiçbir şey olmaz. Abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz değerli takipçilerim. Yani size hiçbir şey olmaz bu abone süresinde. Bir abone olun, bakın. Olmazsa, beğenmezseniz yani gidip sizin vicdanınıza kalmış bir şey çıkabilirsiniz. Bir de iyi ipler çıkmış arkadaşlar. Kalın. Yani 1 günde 2,5-3 günde güzel canınız kendine bir yelek yaparsın. Daha az önce şeye gittik tuhafiyeye. Duran bir şeyler almaya. Orada gördüm çok daha iyiler yani. Renk renk. Bakayım bunu bitireyim. Ondan sonra bir şey de ondan alacağım. O kilo ile satılıyormuş. Kilosu 150. 1 kilosu. 2 kilo gelirse yani 1,5 kilo geliyormuş herhalde bildiğim kadarıyla 200 lira. Ondan da bayağı bir yelek çıkıyormuş. Biraz da ondan sade örüyüm diyorum. Alayım ipte. Şu elimdekileri bitireyim. 2 tane ipim var. 2 yelek çıkar daha. 4 çile ip aldıydım. İkisinden bir çıkar. İkisinden de bir çıkar. Tahminim. Ben bir de o kadar çok büyük başlamadım. Arkadaşlar aslında size büyük görünüyormuş da bunun mesela
Şurası kolları olacak. İki de şurada kol olacak. Şurayla şura boğru şuraları. Şurası da sırtı. Aslında o kadar büyük değil. Daha bu mesela birleşecek kollarını kapatacağım. 50 çitten başladım ben bunu. Siz nasıl dersiniz bilmem. 50 çit. Yani o kadar da büyük görünüyor olabilir ama büyük değil. Mesela şöyle 3-4 aylık olduktan sonra giydirilebilinen bir yelek. Büyük değil. Biliyorum, ben kendim de bakıyorum videolarıma mesela. Ördüğüme bakıyorum. Videodaki örneğe bakıyorum. Çok büyük görünüyor. İnsan ekran karşısındayken ekrandan sonraki büyük olmuyor arkadaşlar. Vallahi buna da daldım mı? Elim diye çayımı, kahvemi, her şeyimi unutuyor. Düğmeli yaptım arkadaşlar. Şuraya düğme yeri koydum. Şuraya da koymayı unutmuşsun. Şuraya da mesela şey yapacağım. İp geçireceğim. Bayağı da ördüm ha bugün. Bir sürü ördüm. Bugün de saat 2'de oturdum herhalde bunu örmeye. Yok, 2.30 de he. Tuhafiyeden geldik, oturdum. Evimizin işi yoktu arkadaşlar. Dünya evlerimi süpürdüm. Tozunu aldım. Ondan sonra makinelikleri makineye attım. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Bulaşık makinesi de zaten fazla bulaşık olmadığı için elimde yıkıyorum. Sıcak su, enerjide de sıcak su akıyor. Boşa gitmesin diye. Yerimde yıkayacaklarımı da elimde yıkıyorum. İyice misafir çok geldiğinde, kalabalık olduğunda da bazen de hiç canım istemiyor. Bulaşık makinesine dolduruyorum. Öyleliğine bitiyor. Vallahi öyle böyle ömür gelip geçip gidiyor arkadaşlar. Bir de bakmışsın ki yani su gibi akmış gitmiş ömür. Bugün akşam da belediye başkanımızın konuşması varmış. Seçimler bu şeyde şenlikle geçiyor arkadaşlar. Herkesin mesela şeysi var, başkan adayı. 3 tane aday var bizim burada. 3'e bölündü koyumuz. İsmail Kav, Ramazan Bozdağ, Necip Tav. Herkesin ayrı ayrı adamları var. Bizimki de Ramazan Bozdağ. Hakkımızda hangisi hayırlısı o başkan olsun inşallah. Vallahi şu an koyumuz 3'e bölündü. Akşam konuşması varmış, yürüyüşü varmış. Ramazan da oraya gitti. 7.30'da. Daha 4-5 saat, 4 saat var. Oğlan çocuğu olduğundan, hep de erkek olduğundan evde durmuyorlar. Şahin geldi bir tost yedi. Çayla işte gitti. Şahin duran kahvaltı, öğlen yemeğinin kahvaltısını biz yine yapar zaten. Pek gitme çarşıya. Ondan sonra Şahin de evde pek durmaz. Yani hepsi değişik değişik. Ramazan gelir gelir gider. Gelir gelir gider. Akşama kadar 100 gelir 100 gider. Ben de misafirliğe gidersem giderim. Gitmezsem böyle evde otururum arkadaşlar. Çayımı pişiririm, kahvemi pişiririm. Pek zaten misafirliğe gitmem ben. Bir dünya yengemgile gittim. Vallahi 2 aydır gitmezdim yengemgile. Böyle deyip duruyordu. Gelmeyen gitmeyen hayırdır kusmuyup diye. Dünya yengemgile gittim. Bir önünden geçtim. Çoluğu çocuğu hep kırılıyor hasta. Onların gripliği. Ben çiğ diyorum, huylanıyorum. Hemen canınız arkadaşlar biri hasta olunca bana da geçiyor. Dünden beri başım ağrıyor. Gözümün önü kararıyor. Burnum böyle grip olmuşsun. Ramazan diyor. Yine diyor gezmeye gittin geldin hastaladın diyor. Burnunu çekip duruyorsun diyor. Hemen huylanıyorum. O gün ben de onlar gibi hastalığım. Ben bir kendime çay doldurayım değerli takipçilerim.
Evde balık da yok. Sanki evde balık gibi bir şey kokuyor. Ben balığı sevmem. Yiyemiyorum. Burnuma balık kokusu geliyor sanki. Herhalde dışarıdan birisi pişirmiş. Kapıyı peçeye dayanmış, dışarıya çıkmış kokusu. Sıra olmuş. Sağlam 20 tane yapacağım. 4'te koluna yaparken ekşileyeceğim arkadaşlar. Kolderi koyacağım. Ondan sonra keseceğim. Sırtına başlayacağım alt tarafını. Kolderik yapacağım zaten komple. Böyle düz örmeyeceğim altını. Kolderi giyiliyor şöyle. Yazın havalı havalı giydirin. Tabii ki yazlık olursa. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Sağlık durumunuz nasıl? Hasta mısınız? Sağ mısınız? Vallahi Rabbim hastanede yatanlarımıza bol bol şifa versin. Hasta olanlarımıza Rabbim şifa versin. Zor, hastalık gerçekten zor. Bir de bu sene arkadaşlar çok ağır bir hastalık geçirdi herkes. Yani biz de geçirdik. Bayağı bir atlatamayanlar var. Yeniden kapılanlar var. Sonradan evindeki birisine gelip komplesine dağılan var. Bu büyük bir salgın geçirdik. Köyde, başka illerde, şehirlerde. Çok ağır geçti bu salgın. Bir an dedim Ramazan'a biz dedim ölü yok mu yoksa dedim. Öyle ağır geçirdik ki arkadaşlar Ramazan hiç kalkamadı. Bir de ikimiz hastalayınca ikimiz de dangadan kaldık. Allah'tan Şahin'le Duran'a geçmedi. Odalar ayrı olduğundan bizim buraya pek girmediler, çıkmadılar. Yemeklerini ayrı koydum onların hastalamasınlar diye. Bir de Ramazan öyle hasta arkadaşlar. Kış günü iş aldılardı. Adam durutmadı ille yapacağınız, elinizden çıkaracağınız diye. Yani hasta işe gidip geldiği gün de oldu yazık. Zor zoruna gitti geldi. Vallahi hastalık çok zor. Hele bir de yalnız mısın? Evinde senden başka kimse olmadı mı? Ne yapacağını bazen inanın gerçekten insan şaşırıyor. Neyse değerli takipçilerim. Bugünlük de böyle olsun videomuz. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Çok çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.